Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz Sayın Merhabalar, Çekil? teşekkür ediyorum Pınar Hanım. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne güzel. Heyecanla bekliyordum bu anı. Herkes de öyle. Herkes de Eksik olmak. öyle. Sizinle Eksik olmak. birlikte olmak için sabahtan beri mesajlar geliyor bana. Ne doğru bir seçim. Çok sevindik. Çok zaman olmuştu Orhan hocamızı görmeyeli diye. Ben de çok mutluyum. Bir defa izin verin önce sizi bir tebrik edeyim. Estağfurullah. Rica ederim. The Atatürk Society of America size Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 2020 bilim ödülünü takdim etmiş, sunmuş. Gidemediniz tabii almaya şu koşullardan dolayı ama daha başka pek çok ödülünüz olduğunu da biliyorum ama bu da çok özel bir ödül. Siz isterseniz anlatın mahiyetini. Evet, tabii ben de gurur duydum. Bu gerekçesini okuduğunuz zaman daha çok heyecanlanıyorsunuz. Çünkü belki 20-30 senelik geriye gider, oradan gelen bir inceleme adeta. İşte yıllardır süren, özellikle de duruşunuz diyor. Özellikle ülkemizde şu anda mevcut bir statü var. Ama bu Evet. statüye rağmen sizin duruşunuzu hiç değiştirmeden yıllar öncesinden bu yana televizyon konuşmalarınız, makaleleriniz, Ya. yetiştirdiğiniz binlerce öğrenci, işte 15 yılı aşan üniversite hocalığınız, bine yakın televizyon konuşmaları, 200'ün üzerinde DVD'ler, bunları böyle saymışlar, sıralamışlar. Bütün bunlar nedeniyle diyerek 2020 yılının ödülünün bana verilmesini yönetim kurulu karar vermişler. Fakat evet, kısmet olmadı ama bir gün muhakkak olacak. İnşallah. Bu her şeyi yendik, bir gün de yeneceğiz yani. Yeneceğiz tabii. Sizin şimdi anlattıklarınızla biz neleri yenmişiz onları da hatırlayacağız. Biz de bu saydıklarınızdan dolayı Orhan hocam, izninizle Orhan hocam demek istiyorum size. Biz de bu saydıklarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Öyle çok şey kattınız da katmaya devam ediyorsunuz ki evinizi ziyaret etme şansına nail oldum. Sevgili Özgür Bilir'le birlikte açtınız bize, kütüphanenizi Olmaz mı? gösterdiniz. Gülay Hanım sağ olsun, ne güzel bizi ağırladınız. O sadece bir ne bileyim bir ziyaret, sıradan bir ziyaret değildi. Siz öyle dolu dolu donatıp gönderiyorsunuz ki evinize gelenleri. O gün Rica ederim. oradan çıktıktan sonra artık kimse eskisi gibi kalmıyor hayatında. Hep düşünüyor, hep sorguluyor. Çok Teşekkür ederim. kitaplar yazdınız, hala da araştırmalarınıza devam ediyorsunuz. Evet. Sizinle geçen hafta maalesef ertelemek zorunda kaldım. Benimle ilgili bir özel konuydu. Dayımızı rahmetli oldu, kaybetmiştik. Siz de anlayış gösterdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Rica Bu ediyorum. hafta birlikteyiz. Mondros'la başlayalım dedim ama sonra 2 gündür yahu Orhan Çekici bulmuşsun. Bu kadar kıymetli araştırmacı bütün belgeleriyle yıl yıl anlatmış. Madem öyle Mondros yani 31 Ekim 1918'e gelen zamanda neler yaşanmış? Onları da bir anlatsa ya. Mondros neden yaşandı? Hele o 1917 öyle değil mi? Evet. Oralardan başlayalım dersem uygun görür müsünüz hocam? Tabii, memnuniyetle. Çok da doğru olur zannediyorum. Çünkü çok haklısınız. Maalesef çöküşe giden yol 1916'lardan itibaren başladı. Çanakkale cephesinde çok büyük başarı göstermiş olmamıza rağmen Bağdat'ın düşmesi ve onu takip eden dönemde Filistin cephesindeki ardı ardına gelen tamamen planlama hatasından kaynaklanan yenilgiler ve bunun üzerine Mustafa Kemal'in bölgeye çağrılması. Burada asıl değinilmesi gereken, tarih kitaplarımızda yer almayışını keşfetmiş olmak beni çok üzmüştü. Harp akademilerindeki doktora öğrencilerine ders verirken bunu fark etmiştim. Bir daha gözlerime inanamadım. Benim kitabımda var da ama akademinin kütüphanesinde bir konuyu araştırıyordum. Gözlerime inanamadığım konu, Mustafa Kemal'in neyin üzerine paşa olduğuna ilişkin bir kaynak yok. Bunu gördüm. Halbuki var. Ben ne olduğunu biliyorum. Ne olduğunu üst eğmenlere anlatacağım, kaynak göstereceğim. Oradan da çalışmalarını isteyeceğim. Sonra ödev isteyeceğim onlardan. Ama yok. Yani onlara ne desem gidip de başvurup da İnanılmaz. araştıracakları bir kaynak yok. Ve silahlı kuvvetlerde bile yok. Düşünüyoruz. Nitekim bunu bir başka yerde İlker Paşam, ben 19 Mayıs'la ilgili bir konuşma istediğinde orada kendisi de söylemişti aynı şeyi. Nasıl olur? Halk
harp okullarında o halde biz ne öğretiyoruz bu öğrencilere? Böyle bir şeyden benim haberim yok demiş idi. Olay şuydu. Mustafa Kemal Paşa'yı biz Çanakkale'de 1915'in sonunda bırakırız. Rütbesi yar varken albay olmuştur. Grup komutanlığı, hani grup komutanlığına getirilmiştir. Ve arka arkaya 4 muharebeyi zaferle sonuçlandırınca da Churchill'in de onayıyla, hatta bir bakanını gözleriyle görsün diye Çanakkale'ye gönderildi. Adam gözüyle görür. Evet, çekilmekten başka çare yok. Dolayısıyla bunun üzerine sadece amiral, general değiştirmelerinin bir şeye fayda vermeyeceği anlaşılmıştır. Çok kötü bir pozisyondalar ve Mustafa Kemal bunun böyle olacağını biliyor. Dolayısıyla kayıtlara pek geçmeyen olağanüstü bir saldırı planı hazırlıyor. Bunu Liman von Sanders Paşa'ya veriyor. Sanders reddediyor planı. Mustafa Kemal küsüyor. Bakın bu tarafı yok tarihlerinizde. Ve ağır sıtma geçiriyor bu esnada. Yani arı burnular ve takip edenler arka arkaya anafartalar yaşanırken Mustafa Kemal sıtma. O zayıflığı ondan, yüzünün avurtlarının çöküşü, onun bazı pozları vardır. İncecik bir vücut ve yüzü esmerleşmiş vaziyette. Çünkü sıtma. Ama ne yapsın? Bırakamaz cepheyi vesaire. Bu çok kritik bir dönem çünkü ve üst üste zafer kazandığı için de hem İngilizlerin üzerinde hem Almanların üzerinde çok farklı bir pozisyona oturtuluyor zaten. Herkesin beyninde bir Mustafa Kemal çakıyor adeta. Dolayısıyla yaptığı bu planın çok akıllı başında bir plan olduğuna emin Almanlar. Fakat iki tarafta kayıp verecek, zaten çekip gidiyor, bırakalım gitsin noktasındalar. Buna üzüldüğü için basar istifayı, kalkar Beşiktaş'a gelir İstanbul'a. Annesi Zübeyde Hanım'ın evine. Bir ay İstanbul'dadır. Dolayısıyla Ağustos-Eylül arası Mustafa Kemal Çanakkale'de değil. Zaten savaş yok. Olay kurmuş. Çanakkale'yi terk etmeden tekrar bir dönsek. Şimdi bazı detaylar var ki siz tabii uzmanlar çok hakimsiniz konuya. Bizler ancak o detayları duyunca aa diyoruz ve aydınlanıyoruz. Şimdi diyoruz bağlantıyı kurabiliyoruz diyoruz. Şöyle şimdi dediniz ya Liman von Sanders'e sunduğu planı Liman von Sanders kabul etmeyince üzülüyor, bozuluyor. Evet. O plan ne? Bir şeyin farkında. Yani orada bizim askerlerimiz oyalanıyor. İngiliz askerleri oyalandırılıyor. Yani Avrupa'daki cephe başka türlü işlesin işler o cephede diye. Burada Çanakkale'de başka bir numaralar dönüyor. Mustafa Kemal bunun farkında. Çok bunu doğru. Lütfen olay anlatın şu. Bize. Evet. Bir defa arka arkaya kara savaşları başlayınca İngiltere hükümeti sık sık general, amiral görevden alıyor, tayin ediyor. Görevden alıyor, tayin ediyor. Kimse tutunamıyor Mustafa Kemal'in önünde. Herkes bir bahane buluyor ve hatta en sonunda Monroe 100 bin kişi gibi bir ordu daha istiyor. Yani İngiliz parlamentosu hop oturup hop kalkar hale geliyor. Churchill çıldıracak vaziyetlerde. 100 bin kişi daha istenince sen generallerini değiştir diye çok ters bir cevap veriyor Churchill. Fakat kendi savaş bakanlarını da Çanakkale'ye gönderiyor. Bu adam bizzat gelecek, gözü ile durumu görecek ve anlayacak ki Türkler öyle bir pozisyonları ele geçirmiş vaziyetteler ki İngilizlerin hiçbirinin kurtulma şansı yok. Dolayısıyla kaçmaktan başka çare yok. Ve İngiliz kabinesi bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Mağlubiyeti de kabul etmek zorunda kalıyor. Olay bir fırsatını bulup 2-3 gün içerisinde bölgeyi boşaltmak. Türklerin böyle konunun üzerine gitmediği, onların da böyle istirahate çekilir gibi rahat bir ya da bir rahatlamaya döndüğü bir anı kollayıp kaçmak. Evet. Nitekim tarihlerine de öyle yazdılar. Aslında Gelibolu seferi esnasında İngiltere'nin en başarılı olduğu şey boşaltmak oldu. Bölgeyi boşaltmak. Çünkü kayıp vermediler. Kayıp vermeden kaçabildiler. Bunu elinin avucunun işi gibi bildiği için Mustafa Kemal bu fırsatı kaçırdığı için çok üzülmüştür. Onlar yani boş yere insanları öldürmek, boş yere savaşı sürdürmek değil derdi. Ama ileride vereceğimiz milli mücadele ya da Anadolu'da yapacağımız diğer muharebelerde
esir İngiliz askerlerine ihtiyacımız olacağını biliyor. Hazır fırsatı yakalamış, iyice köşeye sıkıştırmış. Arka arkaya 4 defa yenmiş, rezil etmiş zaten. Dolayısıyla donanma bir işe yaramaz hale gelmiş. O kitlenmiş Limni Adası'nda. Mahvolmuş İngilizler. 200 senedir mağlup olmayan o İngiliz bahriyesi inanılmaz bir şekilde bir mağlubiyet yaşıyorken kara orduları felaket bir duruma düşmüş. Bakın o kara orduları felaket bir duruma düşmüş dediğimin 8 ay öncesine gidin. Osmanlı orduları felaket bir duruma düşmüşlerdi. Hı hı, hı. Yanlış yapmıştık. Liman von Sanders çok kötü bir planlayıcı idi. Ve bizim 250 bin şehitten bahsederiz. Böyle bir şehidimiz yok. 57 bin şehidimiz var çok şükür. Ama 250 bin kayıp verdik. Bunlar daha çok ekonomik kayıplar. Esirler, yaralılar, bir de gayipler. Yani bir mermi düşüyor. Uzuvlar 20 tane. 3 tane baş var ama 8 tane kol var. 12 tane ayak var. Şimdi kim olduğu burada belli kaç kişi belli değil. Dolayısıyla bunları toplayarak 250 bin gibi bir kayıptan bahsederiz ama şehit sayısı alıp da defnettiğimiz sayı 57 bin kişidir. Ama bu bile tabii ki çok ciddi bir şey. Ama karşı taraf bizden çok daha fazla. İşte Mustafa Kemal'in bütün hedefi çok sayıda İngiliz'i hazır esir alma şansı var. Yani birkaç ay öncesinde tam tersiyken oradaki durum, şimdi kendi duruma vaziyet ettiğinde hazır bu kadar olumlu bir hale gelmiş, bu fırsatın elinden kaçmasını istemiyor. Ama zamanlama hatalarına tahammülü yok zaten. Yani ömür boyunca olmamış. Hiç yok. Dolayısıyla istifayı basıp da Beşiktaş'a gelince Liman von Sanders Enver Paşa'ya yazmak zorunda kalır. Enver Paşa der, çok kıymetli bir kurmay. Yani onsuz buradan çıkmak mümkün değil. Burayı bırakmamız da mümkün değil. Ne yapın edin getirin. Kaldı ki der, sen de gelmemişsin, gidip de kıtasını 19. tümeni ziyaret etmemişsin. Alaylara, sancaklara madalya takmak üzere Çanakkale'ye geldiğin zaman 19. tümene gitmemişsin. Ona da bozulmuş. Şimdi sana da küs, bana da küs ama mutlaka dönmesi lazım. Bunun üzerine Enver, Kemal Paşa'm der, yani sensiz olmaz Kemal Bey. Bak kardeşim, sensiz olmaz bu. Mutlaka dön. Mutlaka döner. Ama dediğim gibi artık fırsat kaçmıştır. Çünkü İngilizler sabaha karşı bir tane kayıp vermeden toplanıp bizlere baka evet, çekilme geri çek. Ama tabii bu dünya savaş tarihinde işine az rastlanır. Hele İngiltere gibi, Birleşik Krallık gibi, işte ta Avustralyalardan binlerce askeri, Anzakları, şunları bunları buraya getirmiş olan bir devlete hiç yakışmayan bir manzara, rezil olurlar. Dolayısıyla prestij açısından Mustafa Kemal bir dünya yıldızı haline gelmiştir. Buradan Edirne'ye tayin olur. İşte olay burada başlıyor. Biz Mustafa Kemal'i Çanakkale'de bıraktığımız zaman 15 Ocak'ta Mustafa Kemal artık albay rütbesiyle Edirne'de 16. Kolordu komutanıdır. Hı hı. 16. Kolordu komutanı olarak Edirne'de görev yaparken bu kolordunun karargahı Edirne'de ama askeri birlikler Diyarbakır'da, 2. Ordu'da. 2. Ordu'nun bir kolordusudur bu. 2. Ordu'nun komutanı da Ahmet İzzet Paşa. Evet. Bu esnada Van düşmüştür zaten Ermenilerin İçeriden şehri vurmasıyla ve anahtar teslimi yapmasıyla adeta Van'ı. Ruslar Van'a girip batıya doğru yollarına devam edip Bitlis ve Muş düşmüştür. Arka arkaya Bitlisler bunu çok iyi bilirler. Bitlis ve Muş'un kaybedildiği durum. Enver bunun üzerine döner Kemal'e, Kemal Paşa'ya. Kemal hemen der Diyarbakır'a gidiyorsun. Bitlis Muş'u kurtarıyorsun. Hı hı. Hemen bir tren hazırlanır. 16 kişilik bir karargah sadece. Bölgeye intikali bile inanılmaz bir film olur. Ben bunu 1919-20 kitaplarımda o sahneleri çok canlı bir şekilde anlattım. Yani burada vakit hızla akıyor. Onun için girmiyorum ama olağanüstü koşullarda işte o 1918-19 kitaplarında burayı, bu sahneleri çok ayrıntılı anlattım. O yolu bile anlattım. Yani yolda başlarına gelenler. Biraz anlatın bize Orhan Hocam. Çok önemli. Ceylan Pınarı'na gelince düşünün, bir trenle gidiyorsunuz. Siz karargahınızla gidiyorsunuz. Ordunuz sizin komuta edeceğiniz askerler zaten Diyarbakır'daki ordunun içerisindeler. Siz daha yoldasınız. İntikal edemiyorsunuz gideceğiniz yere. Ve Suriye'ye geçmek, Suriye sınırlarına girip tekrar
Andifle Cilvegözü'nden Suriye, Ceylanpınar'a doğru Suriye tarafına geçip bir hayli gittikten sonra yeniden bizim sınırlardan girip söz konusu olan bölgeye intikal edeceksiniz. Yol inanılmaz bir zorluklarla dolu. Bölgeye gelir. Karşısında Rus ordusu. Ruslar da büyük bir ordu halindeler ve işte Sarıkamış'tan indikten sonra Van'ı düşürmüş, Bitlis'i almış, Muş'u almış. Diyarbakır yolu önünde açılmış. Diyarbakır düşerse Ankara düşecek. Yani Ruslar bizim için İngilizlerden çok daha tehlikeli bir düşman haline geliyor. Evet. Dolayısıyla duruma vaziyet eder elbette ki. Ve hala maalesef yani rütük mütük ama adı bu. Eşek Meydanı diye bir yer. Ben de kitabıma öyle yazdım. Eşek sudan gelince kadar işte burada dövdü diyerek. Bu bölge Bingöl yakınlarında bir bölge. Bu meydan savaşına girilecek çünkü. Mustafa evet. Kemal bölgede kendi 5. tümeni, başında da Ali Fuat Cebesoy, paşa değil albay bunlar. Hem Ali Fuat hem Refet Bele Ruslara tam da esir düşmek üzereyken bölgeye gelmiştir Mustafa Kemal. Olağanüstü bir karşı taarruzla o sözünü ettiğim meydanda Rusları yener ve kovalar. Fakat yenmezden önce öyle bir taktik uygular ki bu taktiği ne Rus karargahı anlayabilmiştir ne bizim karargahı. Önce bir geri çekilme yapar. Bir daha geri çekilir. İki geri çekilme hareketine İstanbul itiraz etmiştir. İstanbul savunma ister Mustafa Kemal'den. Ve bu kadar bölgeyi Ruslara bırakarak böyle kaçarak çekiliyor gibi olmak işte askeri açıdan deyip uzun bir rapordur bu. Kitapta o raporun tamamı var. Dolayısıyla bu konuları o yüzden geçmek istiyorum ama yani aşağılayıcı bir şeydir. Bir yüzbaşıyı görevlendirir. Benim vaktim yok der. Siperi cepheyi bırakıp da savunma yapacak halim yok. Sen git anlat durumu. Ve ama bir geri çekilmenin arkasından yaptığı ikinci geri çekilmeye Ruslar aldanmışlardır. Öyle bir yerde bir karşı taarruza geçer ki o ovaların tümünü Ruslar bırakarak nasıl kaçacaklarını bilemez hale geldiler. Bu savaşın adı Çapakçur Savaşı. Çapakçur Savaşı, evet. Tam bir tabiye, taktik uzmanı. Ay, olağanüstü. Bütün savaşlarda bu stratejiyi gerçekten kullanıyor ve şaşırtma yani, taktiğiyle hep galip çıkıyor. Ne Ruslar, işte onun geri çekilme hareketini ne Rus karargahı anlayabilmiştir. Dolayısıyla üstüne daha hızla geldiklerinde de o gereken hazırlıkları yaptığı için bir karşı taarruzla. Ne de bu geri çekilmekten benim İstanbul'daki karargahım, komuta heyetim bir şey anlamıştır. O yüzden de ama ellerine sanki bir fırsat geçmiş gibi divan-ı harbe verirler Mustafa Kemal'i ve savunma isterler. Savunmayı bir yüzbaşısına yaptırırken kendisi siperlerden ayrılmazken bu savaşı sürdürür, kazanır, döner İstanbul'a. Şimdi geleyim mi der savunma yapmaya? Şimdi geleyim mi? Şimdi anladınız mı? Çok güzel. Dolayısıyla bunun üzerine generalliği gelir. Nisan ayından itibaren 1916 artık Mustafa Kemal paşa olmuştur. Evet. İşte bu esnada Bağdat düşer. İşte bunun üzerine Enver, Kemal bu defa Filistin'e koşuyorsun der. Paşa olduktan sonra. 1917 aman yarabbim. Dönmedik inanın ya o 17'yi mümkünse Orhan Hocam, ki birileri senaryo yazsa da siz de ona danışmanlık verseniz de sadece 1917'nin filmi yapılsa. İnanılır ya, gibi değil. Ya evet evet yani çok haklısınız orada. Yani insanın tüyleri ürperir. Neden biz, işte sözünü ettiğim, en azından Mustafa Kemal neyin üzerine general oldu sorusunu 100 senedir cevaplayamadık. Ya. Niye bu kadar ilgisiz kaldık? Yani her şeyini bildik. Hangi madalyayı nerede aldığına kadar ayrıntıyı biliyoruz da. Ama bu kadar önemli bir zafer. Bunun üzerine koca bir Rus ordusu önünüzden kaçıyor. Ve Rusları siz dünya savaşı boyunca bir kere yeniyorsunuz. O da bu. Ya bir kere yendiğiniz Rusların mağlup olduğu savaşın adını tarih kitaplarına niye yazmazsınız ki? Ya bu kadar hele zor bir şey. Harp akademisinde bunun anlatılmaması evet. Gerçekten kötü niyet olduğunu düşündürtüyor insana. Yani şeyi harp okullarının da okuduğu çünkü kitaplar sonuç itibariyle üniversitedeki ders kitapları gibi kitaplar sonra onları da işte hocalar yazıyor. Aynı hoca onun da kitabını yazıyor, bunun da yazıyor gibi bak. General pardon. Hele bundan sonra Türk Tarih Kurumu hangi kitapları üretecek? Ben de hayretle işte seyredeceğim onu. Büyük dikkatimde yeni gelen başkan nedeniyle söylüyorum bunu. Dolayısıyla bir yerlerden bu işler kontrol ediliyor.
kontrol edildiği şekilde bir şeyler yazılıyorsa yazılıyor, yazılmıyorsa yazılmıyor. Kimse itiraz edemiyor. İlk keşfettiğim ve beni şoke eden akademide bu olmuştu. Bunun üzerine çok gittim ve yazdığım tüm kitaplarda özellikle bu savaşı adıyla sanıyla, yani o en az 15 sayfa sürer benim kitabımda bu olayın anlatımı. Ama sonuçta olağanüstü bir zaferimiz ve koskoca 4 sene boyunca Ruslara karşı dünya muharebeler verdik. Sarıkamış'ı falan hiç unutmuyoruz. Tek zaferimiz. Ve önünüzdeki Rus orduları kaçıyor. Sarıkamış'a kadar Rus'u kovalayan bir Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Ve bunun üzerine gelen generalliğin. General de olur olmaz hemen arkasından Bağdat düşünce koş Kemal koşuyor. Önce hemen Filistin'e gider ama İstanbul'a çağırırlar. Bu İstanbul'daki bugünkü Alman başkonsolosluk binası. O Taksim'den inerken aşağı doğru sağ tarafta hala duran bir bina. Toplandı. Neresi efendim? Sıra Serbiler efendim. Ya işte ben bu yayınları çok seviyorum. Televizyon yayınında olmaz. İçeriden eşi Gülay Hanım sesleniyor. Sıra Serbiler. Kültür düzeyine mi yüksekliğine bakar mısınız? Gümüş suyu. Gümüş suyu. İnerken sağdadır. Evet. İnerken sağdadır. O teşkilatı evet. Alman konsolosu. Evet. O binada evet. Toplantı yapılıyor. Toplantıya katılan. Şimdi biz hele Bağdat düşünce Enver Almanlara başvuruyor ve bir komutan istiyoruz. Bakın general ithal ediyoruz. İnanılmaz. Yani inanılabilir mi bu? Bir kendimizin yoksa. Mustafa Kemal'i en çok çıldırtan, nasıl teslim edersiniz Türk ordularını, evet. Osmanlı ordusunu Almanların evet. Subaylarına, komutanlarına, generallerine diye. Bunun için biz Talat Paşa'yı gönderiyoruz. O esnada Talat Paşa falan henüz kaçmamış vaziyette. İttihatçılar devam ediyor malum o yıllarda. Onlar görev başında. Sadrazam çünkü Talat. Talat Paşa Almanya'ya gidiyor. Yalvar yakar. Hem 5 milyon altın hem bir başkomutan getiriyoruz. Falkenhayn. Mareşal Falkenhayn. Meşhur batırıcımız. Mareşal Falkenhayn. Adam aslında general. Biz onu Osmanlı ordusunun başına getirince biz onu mareşal yaptık. Almanlar ona mareşal rütbesi vermemişler. Ama adam Almanya'nın da genelkurmay başkanlığını yapmış. Eski bir general. Çok deneyimli vesaire. Tamam. Şimdi bu adam Almanya'da Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı diye bir oluşum gerçekleştirmiş ve başarılı olmuş. İstedik ki, yani Enver Paşa istedi ki, benzer bir olayı, orada başarılı bir örneği de var. Türkiye'de de kuralım. 3 ordudan oluşan Yıldırım Orduları. Lightning Armies Almanya'daki ismi. Burada da işte Lightning karşısı Yıldırım. Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı diye bir komutanlık oluşuyor. Başına Mareşal Falkenhayn getiriliyor. Adam bir de bu parayla geldiği için bu parayı harcayacak ama yani bize getiriyor ama biz ne için harcayacak? Harcama yetkisi onun. İstediğine verecek. Ve ne için harcayacak? Şimdi anlatacaksınız. Göreceğiz. Evet. Acıklı, çok acıklı. Çok acıklı. Acı tarafları bunlar tabii ki. Dolayısıyla işte bölgedeki şehirleri, şifreleri elde etmek için. Çünkü ya Almanya benim müttefikim ama benim sırtımdan oralara gelmesinin sebebi petrol. Herkesin gözü petrolde. Yani biz bir beladan kurtulduk bu Birinci Dünya Savaşı'nda. Muhtemelen arkasında Almanlarla kapışacaktık. Çünkü onlar bize bu defa sömürge muamelesi yapmaya kalkacaklar. Güya burada müttefikim de ama özellikle Alman İmparatoru 2. Wilhelm 3 defa Osmanlı topraklarını ziyaret etmişti. Kudüs'e kadar gelmişti. Hep bölgede idiler. Elleri hep buralardaydı. O Berlin'den başlayıp da Şam'a kadar gelen, Bağdat'a kadar inen demiryolu projelerini falan hep bunun için düşünüyor idiler. Dolayısıyla bu işin bir bu tarafı var. Ve bu parayı borçlusu benim ama kullanma yetkisi Falkenhayn'da olmak üzere geldi. Adam binbir afra tafrayla gelmiş oldu. Ve bizim bütün kuvvetlerimiz ve bütün komutanlarımız onun emrine verildi. 6. 7. 8. ordulardan oluşuyor değil mi? 6. 7. 8. Yıldırım orduları. Bu onların üçünün tepesinde Mareşal Falkenhayn. Şimdi 6. orduya iki ayrı zamanda iki ayrı olay oldu. Önce bir Halil Paşa'mız vardır burada. 7. orduya Mustafa Kemal verildi. 8. orduya da Albay Kress. Bir Alman getirildi. Ve bölgeleri incelediği zaman Mustafa Kemal sahayı nasıl paylaşıyoruz noktasında bir kere buna itiraz etti. Çünkü
Kudüs dahil en kritik yeri Alman savunacak. Çıldırdı bir defa buna Mustafa Kemal. Hemen Enver'e itirazlarını koydu. Planı beğenmedi. Planda bizim payımıza düşen taarruz planıydı. Kahire'deki İngiliz birliklerinin sayısının 110 bin olduğunu biliyoruz. Askeri gücümüz 30 bin. Dünyanın hiçbir pigmeler bile böyle bir hata yapmaz. Afrika'nın kabileleri dahi 30 bin kişiyle 100 bin kişiye saldırılmaz. Bütün böyle çölü mölü aşarak gideceksin işte. Bunu görür görmez bir kere elinin tersiyle itti. Bir daha kere zaten hastalıklar, salgınlar var, yollarda ölümler var. Her türlü sıkıntınız var ama üstelik de böyle bir emir var. Ve İstanbul'da masa başında olaylar görüşülürken itirazlarını koydu. Dediler ki buradan anlaşılmıyor, sahaya çıkalım. Gidelim Filistin'e, orada saha paylaşımını yapalım. Oraya gidildi. Orada da durum değişmedi ki, harita üzerinde ne olduğunu görüyor. İtirazını koydu Mustafa Kemal. Bir dedi Ender'e yazdığı, gönderdiği telgrafta. Bir kere en tepeye dedi Cemal Paşa gelmedi. Çünkü Cemal Paşa Mustafa Kemal'den de kıdemlidir. Sakallı Cemal Paşa. Bir şey sorabilir buyurun, miyim? Buyurun. Bu şey diyaloğu nerede, ne zaman geçiyor? Diyalog değil de talebi Mustafa Kemal'in. Ya beni getirin, beni getirmeyecekseniz Cemal Paşa'yı getirin. İşte bu. Bu değil mi? Bu tam bu noktada mı yaşanıyor? Tam da bu kendisini noktada istiyor. Yani ben yöneteyim. Eğer inanmıyorsanız, güvenmiyorsanız bari Cemal Paşa gelsin. Evet, diyor ki çünkü bunu bir Türk komutan savunmalıdır. Evet. Burası bizim vatanımız. Onlar misafir. Yarın çekip gidecek dedi. Dolayısıyla ya dedi bir defa niye dedi en tepeye, Türk komutanların tepesine bir Alman komutan getiriyorsunuz? Yani ki bu olay Çanakkale'den sonra oluyor. Çanakkale'de biz kendimizin ne olduğunu kanıtladık. Evet. Yani daha bunun üstüne ne bekliyorsunuz gibi daha adeta. Ne bekliyorsunuz? Ve dolayısıyla bir en tepeye 4. Ordu komutanını kast ederek bir Türk komutan getirilmelidir der. Cemal Paşa var çünkü tepesinde. Falkenhane buradan bir kere itiraz eder. Cemal Paşa, düzeltin beni. Mersinli Cemal Paşa mı? Hayır değil. İki kim? Cemal Paşa'mız. Bu sakallı Cemal Paşa. Sakallı bu Hasan Cemal Paşa. Cemal'in dedesi. Hasan tamam. Cemal var ya, gazeteci Hasan. Evet, evet, evet. Türkiye'den sınıf arkadaşım benim o. Hasan Cemal'in dedesi sakallı Cemal Paşa. Bahriye Nazırı bu esnada aynı zamanda. Ama Karacı zaten kendisi. Kara Generali. Merkezi Halep'te idi. Bunun en tepeye getirmesini önerir Mustafa Kemal. Özellikle Kudüs ve çevresine bakacak olan komutanın mutlaka Türk olmasını söyler. Yani Alman olmasına içerler. Çünkü der, Kudüs gibi bir kent Hristiyanlık için de önemli, Müslümanlar için de önemli. Burada doğru düz bir savunma yapılmaz der, eğer bu savunmayı biz yapmazsak. Burayı Alman savunursa yarın İngiliz'in önünde savunmayacaktır. Buradaki mabetleri düşünerek, yok İsa'nın mezarı şuradaydı, kilisesi buradaydı, şurada oturmuştu gibi anılar dikkate alınarak, şehir bombardımana uğrarsa harap olur endişesiyle, savunulmadan teslim edilecektir dedi. Alman bunu teslim eder dedi yani. Dolayısıyla buraları Türk komutanları savunmalılar. Taarruz da biz yapmalıyız, savunmayı da biz yapmalıyız ve buna yetecek kabiliyet ve kapasitemiz de vardır vesaire. Bir kere kavga buradan başlar, Enver hayır der. Şimdi kavga nasıl oluyor? Önce haritalar başında oluyor. O bitiyor. Anlaşıyor gibi oluyor. Herkes gideceği yere gidiyor. Oturuyor, bir mektup yazıyor. Sizin dediğinize geliyorum şimdi. Mektupta diyor ki Enver Paşa'ya, buna benim itirazım var. Bunu hiçbir şekilde kabul etmem mümkün değil. Eğer ısrar ederseniz beni görevden alın. Çünkü ben bu 21 Eylül telgrafı mıdır bu? Bu muhtıra niteliğinde. Hayır, daha önce. Daha bu, öncesi daha, bu. Biz Temmuz'dayız henüz. Tamam. 20 Eylül'e istifa edip gelecek, 21'inde sizin o 21'indeki. Bu, tamam. Evet. Bu daha başlardayız. Kopuş buradan başlıyor. Henüz kopmadı. Sadece diyor ki Enver'e, ya beni görevden al ya onu. Bu diyor, eğer bu plan böyle uygulanacaksa bu askeri burada toprağa gömeriz. Ben bunun altına imza atmam. Dolayısıyla diyor, öbür taraf ısrarla diyor ki Kemal anlamaya çalış. Yani demek istiyor ki sen daha dün general oldun. Anlamaya çalış. Bak 30 senelik general o. Senin gördüğün bir endişeleri de anlıyorum. Ya o endişeyi o da görüyor. Hı-hı. Senden çok daha deneyimli. Bizim de düşmanımız değil kardeşim. Yani bu kadar fazla itici olma. Bu kadar çok. Tamam vatan millet tamam da. Ama bu kadar değil. Yani biraz da ona şans ver gibisine. O zaman halbuki. Ha, özür dilerim buyurun. Evet. Yok estağfurullah. Yani burada işte söylediği şey çok acı. Çünkü giden gelen mektuplar bu. Gönderdiği ikinci mektupta telgraf çekiyor. Telgrafta diyor ki
size katılmıyorum. Böyle yaparsak burada 30 bin Mehmet'i kuma gömeriz. Ben bu riskin de töhmetin de altına girmem ama gözümle görüyorum Filistin çöker diyorum. Bu durumlara gelmeyin. Öbür tarafı itiraz edince ve de üstelik Kemal unutma bir de 5 milyon altın getirdi bu adam deyince iş anlaşılıyor zaten. Anlaşılıyor. Yani değil mi ki para verdi, emri de verir. Değil mi ki? Ya bunu kastediyor. Sus konuşma. Yapacak bir şey kalmadı. Ya, evet. Orada tabii yine Mustafa Kemal'in şöyle bir tabii ayrıcalığı var. Şahsiyetiyle alakalı da bir durum bu. Her zaman sahada olmuş bir insan ya, cephede, sahada, evet. Konu her neyse sahada ve sahada evet. Gördüklerini onlara anlatıyor. Yani diyor ki bakınız evet. Bu adamlar, bu Alman komutanlar, subaylar evet. Bizim için değil. Kendileri için mücadele aynen. Ediyorlar ve üstelik Falkenhayn Araplarla, Arap kabileleriyle dost olma çabasında onlara para evet. Veriyor, altın parayı veriyor. Parayı dağıtıyor. Parayı dağıtıyor ve evet. Araplar onlara bizim dedikodumuzu yapıyor, Osmanlı'nın dedikodusunu yapıyor, bizi sevmediklerini söylüyor. Falkenhayn'e suçüstü yakaladım, gördüm onlarla konuşurken. Falkenhayn evet. Bana dedi ki yahu ne yapalım sizi sevmiyorlar, çıkın aradan biz onlarla evet. Halledelim dedi. Bunlara kadar anlatıyor. Ya doğru evet. Mudur? Aynen böyle. Ya zaten yaşanan olay da bu. Enver'e anlattığı da bu Mustafa Kemal. Evet. Sen diyor oradan göremiyorsun ama biz burada içindeyiz. Bu çok tehlikeli bir duruma gidiyoruz. Bu adam çok riskli ve çok tehlikeli bir adam. O yüzden anlatamayınca ama son restini böyle çeker Mustafa Kemal. Ya der bir hafta içinde onu görevden al ki bu imkansız bir şey. Yani yokuşa öylesine sürüyor ki geçmiş Enver'i, olsun artık. Geçmiş olalım. Ya da beni. Eğer der ama üstelik de devam ediyor. Bir haftaya kadar cevap vermezsen bana, onu görevden almadığını anlayacağım, İstanbul'a geleceğim. Enver hemen döner. Cevabı telgrafta, sakın İstanbul'a gelme. Madem öyle, Kemal, bu emir yapılacak. Sen Diyarbakır'a git, ikinci orduya oradan geldin. Oradaki komutan gelsin ama bu emir yapılacak. Kim o Orhan Hocam? Çok önemli. Fevzi film, Şakmak. Film. Fevzi kim bir Şakmak. Daha söyle? Fevzi Çakmak. Bakar mısınız karakterler gidiyor. Çünkü filmde boşuna demiyorum film sahneleri bunlar diye. Yani fakat Fevzi Çakmak da Harbiye'den Mustafa Kemal'in hocası, hocam diye hitap eder zaten. Yani kim komutan olursa olsun bu savaş kaybedilecek. Fakat Fevzi Çakmak klasik bir asker. Emir veriliyor. Üst asta emir verince emir yapılır. Böyle ast olup üstün verdiği emri eleştirebilen istisnai komutanlarda işte Mustafa Kemal falan gibi. Mustafa Kemal için ise tabii ki gene de emir esastır. Onun verdiği emre hiç kimse itiraz edemedi. O ölmeyi bile emretti Mehmetçiğe. Kendisi hiçbir zaman karşısındakine verdiği bir emri bir tartışma konusu haline gelmesine izin vermedi. Ama askerliği o kadar seviyor, olayları o kadar biliyor ki söz konusu vatansa gerisi teferruat. Oradan kovulmaya razı. Razı. Orhan yani, Hocam çok bu, önemli bir yere getiriyorsunuz işi. Ben iyice heyecanlanıyorum. Hep evet. Dillerde bir konudur, meseledir bu. Çok da bilgisizce ve cahilce dolanır dillerde. Efendim Musul'u Kerkük'ü verdi. Ha, şimdi orayı bir güzel anlatın bize. Kim aynen. Verdi, ne zaman oldu, nasıl yaşandı? Nerede? Evet. Burada Enver'e bu gidip gelirken 19 Eylül sizin şeyinize geliyor. 19 Eylül'de oturur bir uyarı mektubu yazar. Şimdi bir general düşünün. Yırtınıyor vatanı için. Göz göre göre birilerinin elimizden çıkacağını, orduların kırılacağını görüyor. Ve bize ne düşüyor Anadolu'ya? Anadolu ozanına. Türküler yakmak. Giden gelmiyor. Acayip nedendir? İşte bunda, bu sebeplerden giden gelmedi. Uzun Yemen'den süre. Yanlış planlar, yanlış planlar, yanlış planlar. Ve kendi kişiliğini ortaya koyan, oradan kovulmayı göze alan generaller direndiği halde karşı taraf bu defa üst kademe yeterli değilse işte Enver gibi, Sultan Vahdettin gibi vesaire vesaireler o zaman yapacak bir şey yok. Bastı istifayı. Buna rağmen. O İstanbul'a gelmek bir git Diyarbakır'a. Yok dedi Diyarbakır'a ben bir sene evvel gitmiştim. O görevi orada yapmıştım. Diyarbakır'a gitmiyorum. Ben İstanbul'a geliyorum dedi. Enver Paşa'nın prestiji sıfır. Ordu duydu bunu. Yani orduda her kademe büyük bir heyecanla bu işin nasıl biteceğini bekliyor. Henüz mermi patlamış değil Filistin cephesinde. Daha hazırlık tafasında olan şeyler bunlar. Ama dinlemedi. Bütün öngörülerini sunmuş, bütün öngörülerini evet. Dinlememişler. Ben bu sorumluluğu üstlenmem diyor. Evet.
Ve Cevat Abbas Gürer'e veriyor mektubu. 4 kopya yapıyor. Padişah dahil, Harbiye Bakanı dahil, Enver Paşa dahil. Bir kopyayı da hem ordu komutanı olarak Cemal Paşa'ya gönderiyor. Bir kopyayı da Faik Kenan'ın kendine veriyor. Ben senin için böyle düşünüyorum diyerek. O kadar açık. Ve gerçekleri söylemekten korkmayınız diyen bir işte oyuncu lafı. Bahsediyoruz. Ne olursa olsun şartlar gerçekleri söylemekten kaçınmayın. Çektiği telgrafta da bunu söyleyecek zaten. Geliyor Cemal Paşa'ya Halep'e. Diyor ki paşam Haydarpaşa'ya gideceğim, param yok. Bakın cebinde Halep, Haydarpaşa ya. Tren biletini alacak parası yok. O zaman hocam. Buyursunlar. Ne olur şunu da anlatın. O kadar güzel. Özür diliyorum bu arada dizi izleyicilerimizden. Bana kızıyor olabilirler. Ya, ama bunlar hani sıradan vatandaşız ve tarih bilgisine çok hakim değiliz ya. Sizler anlatınca bambaşka bir hale geliyor olay. Halbuki İstanbul'dayken daha Filistin cephesine gitmesi kararlaştırılmışken evet. Balken Hayn'ın bir subayı evet. yanında bir Türk evet. subayıyla kapısına geliyor. Onlar oradan evet. bir alır mısınız? Ne olur? Alalım. Bir sandıkla kapı geliyor. Beşiktaş akaretler 76 numara. Ya. Beni oraya çekmişsin. Ya. Anladın nereye geldiğinizi. Evet. Beşiktaş akaretler. Anasının evi, Zübeyda'nın evi, kapı çalınır. Ve bir albay, Alman albay, elinde 4 kutu, mücevher kutuları, altın dolu içerisi. Ve yanında bir tercüman. Bu nedir der. Alman ötekine anlatarak, öteki tercüme ederek. Efendim işte Marşal Falkenhayn Hazretleri gönderdiler. Ben der herhangi bir ihtiyacım olduğuyla ilişkin herhangi bir talepte bulunmadım. Efendim der hayır yani bulunmanız gerekmiyor paşamın açıklamalarına göre, bunu gönderirken söylediğine göre. Ne olur ne olmaz diyerek her halükarda kullanabilmeniz için sizin nezdinde gönderdiler. Döner bizim albayımıza. Der ki Almanlar bizim kurallarımızı bilmiyorlar. Bunu alacaksın, açacaksın, sayacaksın. Kaç altın var, senet tutacaksın. Ben bu senetleri, altını imzalayacağım. Bu paranın bana teslim edildiğini bir senetle imzalayacağım. Sen ama bunu alacaksın, levazıma gideceksin. Levazım müdürüne, onun senedini alarak ona teslim edeceksin. Bu para yanlış gelmişler, yanlış yanlış. Bunun adresi yanlış. Ben böyle bir adam değilim. Dolayısıyla bir kere oradan bir ters düşerler. İlk terslik ve Falkenhayn'ın hayretler içinde kaldığı, bu nasıl adam, herhalde biz çok çekişiriz bu adama dediği adam o. Daha Beşiktaş'tan hareket etmeden önceki hali bu. 19 Eylül'de yazdığı mektupta da bütün olayları anlatıp, yani Mustafa Kemal bir hakikaten vatanını çok seven bir komutan olarak, her türlü riski de göze alarak direniyor mütemadiyen. Direniyor. Feyz Çakmak da bu esnada hasta, o da rapor alıp İstanbul'a gelecek zaten. Bu iş Nihat Paşa'nın başına patlayacak. Kim gelirse gelsin mağlup olacağımız için de Filistin cephesi çıkarken 7. Ordu'nun başında Nihat Paşa var maalesef. Ama Mustafa Kemal nerede? İşte geldi. Cemal Paşa'dan aldı. 2000 altın aldı. 3 tane kısrağını bıraktı. Bunları Paşa ileride satarsın dedi. Döndü geldi Haydar Paşa'ya. Nereye çıktı? Pera Palas'a. Yani Filistin cephesinde savaş daha ilk mermi patlarken Mustafa Kemal Pera Palas'ta. Şimdi herkes duysun. Orada değil. Orada değil. Bir kere Filistin'de değil. Yani Filistin cephesi çökerken Mustafa Kemal İstanbul'da. Hem de hemen ertesi gün Enver'den randevu aldı. Gitti Harbiye Bakanlığı'na. Şimdi savaş yeni başladı. Daha ilk haftasındayız. Filistin cephesinde gelen raporlardan Enver'le beraber yan yana oturdu. Haritalar üzerinden ben demedim, ben de onun kafasına çaktı adeta böyle. Ya. Başına vurur gibi. Ben size demedim ya. Mi, demedim mi, demedim. Diyarbakır'da bizim... olduğu gibi, Çanakkale'de aynen. olduğu gibi. Aynen. Ve bu çökme hareketleri başladığında Mustafa Kemal fiilen İstanbul'da. Evet. Şimdi bu adamı ne yapacaksınız? Bu kadar kıymetli bir komutan var elinize, kullanamıyorsunuz. Bunun üzerine Enver'in aklına müthiş bir fikir geldi. Vahdettin'i Almanya'ya göndermek. Çünkü 3 defa imparator gelmiş ama iade-i ziyarette bulunamamışız. Bunu bir kere yapmamız lazım. Fakat 5. Mehmet Reşat çok ağır hasta, dolayısıyla gidemeyecek. Vahdettin'e gönderelim. Yanına da orduyu temsil eden Mustafa Kemal'i gönderelim. Bu savaş planlarının yapıldığı yere gitsinler. Oradaki generaller muhtemelen bunları, Kemal'i ikna ederler. Kullanırız bu adamı diyor. Ama korkuyor bunu teklif etmeye. Ya reddederse diye. Hı hı. Doktor Talay'la aracı olarak kullanılarak
bu teklif yapılır Mustafa Kemal derhal kabul eder. Anlarında da yazar. Yarının padişah olacağına emin olduğum biriyle bir ay beraber seyahat ediyor olmaktan der. Çok mutlu olacaktım çünkü ona gerçekleri orada gösterecektim. Evet. Dolayısıyla Aralık ayında ikisi de kol kola Almanya'dalar. Mustafa Kemal bu defa Türk topraklarında değil. Zaten Filistin'de değildi. İstanbul'a gelmişti. Şimdi İstanbul'da da değil. Üstelik Avrupa'da. Bizim yani Filistin cephemizi sökerken Mustafa Kemal Vahdettin'le beraber üstelik Berlin'deler. Karargâhtılar. Orada da karargâhta 2. Wilhelm'in yüzüne karşı bu savaşın kaybedildiğini harita üzerinde anlatır üstelik de. Onun fotoğrafları falan var benim kitaplarımda. O ilk karşılaşma anları da çok görkemlidir. Mustafa çok görkemli. Ben vaktin nasıl aktığını bilmediğim için zamanımı göremediğimden. Evet, ben böyle takipteyim, siz merak etmeyin. Biraz kaldı ama güzel. O kayıplarımızı da ekleyeceğim. Ama o zaman Wilhelm'le olan şu lütfen karşılıklı atışmaya çok, değil mi? Çok önemli, çok önemli. Evet. Kendisi tabii Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal adı Almanlar için de olağanüstü bir isim. İmparator sanki bilmiyormuş gibi yapıp veliaht Vahdettin'de Mustafa Kemal Paşa'yı ziyarete gelir otele ve ziyarete geldiğinde de Kemal Paşa da ona doğru yönelmiştir. Mustafa Kemal, Anafartalar komutanı diyerek imparator onu onurlandırır. Seni çok iyi tanıyoruz, sen oralardan şusun busun falan. Şimdi ilişkiler gayet güzel. Masaya oturulur. Yemek veriliyor. Bu bir ziyafet. Şereflerine verilen bir ziyafet. Ve Naci Bey, Naci İldeniz, Almancası çok iyi olan, Mustafa Kemal'in de okuldan, harbiyeden Almanca hocası olan kişi de yanlarında. Tercümeyi o yapıyor. Fakat Mustafa Kemal Almanca biliyor. Almanca, bir kitap yazacak kadar Almancayı biliyor üstelik. Zabitan'la sohbet kitabını Almancadan çevirmişti. Dolayısıyla bilmiyor numarasını çok güzel yapıyor. Şimdi imparator yanında veliaht, yanında Mustafa Kemal. Bir taraftan da İldeniz'e oturuyorlar. Sürekli olarak imparatoru tazyik ediyor adeta Mustafa Kemal. Vahdettin'e sorular sordurtuyor. Sorular soruldukça imparator kızmaya başlıyor. Ne sordurtuyor? İmparator ordunun durumunu falan mı sordurtuyor? Ne yapacak? Aynen. Lan ne kazanacak? Evet, evet, nasıl evet olacak? Sen Avrupa'da ne yapıyorsun? İstanbul, ısrarla söylediği şey şu. İmparator kendi generallerini, Ludendorff ve Ribbentrop, iki general. Bu Ludendorff ve Ribbentrop neyi imparatorlarına söylerlerse, şirin görünürlerse onu söylüyorlar. Bu da imparatorun yüzüne karşı diyor ki senin generallerin, senin hoşuna gidecek şeyleri söylüyor sana. Ama bu anlattığınız, bu anlattıklarınızın hiçbiri doğru değil. Bu savaşı diyor, kaybediyorsunuz. Bu yemekte oluyor. Dönüyor böyle. Bu savaşı siz kaybediyorsunuz. Kaybediyor olduğunuz için biz de kaybediyoruz diyor. Ama hala diyor sizin generalleriniz. Aynı şeyde ısrar. Ben bölgeden geliyorum diyor. Siz burada binanın içinde konuşuyorsunuz. Senin generallerin de binanın içinde konuşuyor. Şimdi buna o kadar bozulur ki imparator. Ayağa kalkar bir defa. Tepkisi bakın nerelere gelecek. O girişte anafartalar falan deyip de keyifle gelen imparator nasıl çekip gidecek? Yemek zehir olacak herkese. Yemek yenmeyecek zaten. Protesto edip çekip gidecek. Döner Vahdettin. Vahdettin'e ısrarla şunu sor bunu sor derken ikmal yolları nerede olacak? Almanya'da nerede, hangi yerlerde, hangi taarruzlara kalkıyor? Planınız nedir? Bize ne tür takviyeniz olacak gibi köşeye adamı sıkıştıracak. Her bir soruyu soruyor. Sordukça da adam sinirleniyor. Sonunda adam ayağa kalkar ve der ki ben ki Alman İmparatoru 2. Wilhelm. Sen ki Osmanlı'nın veliahtı Vahdettin der. Böyle aşağılar. Yani padişah değilsin, kral değilsin, imparator değilsin. Yani sen nesin ki? Bana bu soruları nasıl sorarsın der ya. Sen ki bir veliaht. Osmanlı veliahtı Vahdettin. Ben diyorsam ki Alman imparatoru olarak bu böyle olacak. Hala benim sorularımı şüpheyle karşılayıp böyle üstüne üstüne sorularla gelmek şık mı diyor der. Arkadan devam eder ama der sana bu soruları kimin söylettiğini, sordurttuğunu ben biliyorum. Şimdi yanında oturuyor. Tabii ki biliyor. Yani ama adam o hışımla yemeği terk eder. Yemek olur bir zehir. Hava buz gibi. Yemek yenmez zaten. Şimdi daha oturmuşlar 3. 5. 10. dakikalarda oluyor bu kavga. Yeah. Ve adam yeah. Otelin, restoranı terk eder 2. Wilhelm. Mustafa Kemal'in yapısı bu. O gittikten sonra otele geçerler. Vahdettin'e her şeyi anlatır.
ve Vahdettin'e der ki biz bu işi kaybediyoruz. Bakın bunu söylerken bir sene var kaybetmemize. Bu 1917'nin aralığı, 18'in Ekim'inde kaybedeceğiz. Kaybettiğimiz zaman 30 Ekim işte. Mondros falan filan. Bir sene önceden olayları görebilen bir kurmay bizim Mustafa Kemal'imiz. Çok dolayısıyla Vahdettin'e çok önemli bir şey söyler. Bu da pek yayınlarda yok. Trenle dönerken. İster misiniz der, hayatımı size bağlayayım. Bunu Mustafa Kemal söylüyor. İster misiniz hayatımı size bağlayayım. Ama sizden bir şey isterim. Buyur der. İstanbul'a döner dönmez der. Bir ordu komutanlığını üstünüze alın. Vermez der ki. Ortaokul mezunu çünkü Vahdettin. Rüştü'ye mezun. O vermeyeceğini biliyor. Biliyorum der, vermez der. Ama ben asılırım. Alırız. Ama senden bir isteğim var. Ne istiyorsunuz? Kurmay başkanına seni getir. Şimdi ordularımızın kurmay başkanları ağabay aslında. Yarbaylar, ağabaylar, tümen komutanları falan. Ordularda da ağabaylar. Kendisi general olduğu halde buna razı. Yani senin kurmay başkanın ben olayım, orduyu ben yöneteceğim. Ama kağıt üstünde sen görün Vahdettin olarak. Bir ordu, bak der imparatorun beş oğlu. Beşi de savaşıyor. Siz sarayda oturuyorsunuz böyle bağırarak. Trende böyle bağırarak. Ya o kadar. Siz oturuyorsunuz. Bunları söyleyebiliyor. İmparatorun tabii beş tane evladı, her biri bir general, her biri bir cephede dövüşüyor. Dolayısıyla der, hangi ordu der o zaman sorar Vahdettin. Beşinci ordu. Peki. Nereye savunuyor? İstanbul der. Boğazları. Ne demek istiyorsun paşa? Boğazlar tehlikede mi? Ya. Şimdi gidiyoruz der. Bakın ne kadar ilerileri görebilen bir şey. Daha 18'e dönmemişiz.